Biz tabi baronun her biriminde görev aldık. Yani ilk kademesinden başladık mesleğe girişten beri. Bölge temsilciliği, CMK temsilciliği dahil birçok aşamasında görev aldık. Avukat Hakları Merkezi'nde genel sekreterlik, başkan yardımcı, başkanlık görevlerinde bulunduk. Daha sonra da dört dönem boyunca baro yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunduk. Burada insan hakları merkezi, avukat hakları merkezi, CMK merkezi, staj eğitim merkezi gibi önemli bu merkezlerimizle ilgili sorumlu yönetim kurulu üyeliği, koordinatörlüğü görevinde bulunduk. En son biliyorsunuz başkan adayıydık. 2018'de önde götürdüğümüz seçimi 2000 oy farkla son anlarda kaybettik ve bu seçimin bir devamı olan, öncesi olan bu aslında bir önceki seçimin devamı. Korona sürecindeki çalışmada Yine %40 e, ve %50 civarındaki sandıklardaki düşük katılma rağmen çok önemli bir sonuç aldık. E, bir anlamda final, e, önemli bir e, teveccüh var, önemli bir irade var. Dolayısıyla genel olarak çalışmalarımız bunlar. Başkan adaylarını bu dönem meslektaşlarımızın talebiyle yerine getiriyoruz. Onlar için çok çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Tabii avukatların birçok sorunu var. Ekonomik sorunlar var. Görev yapmalarının önündeki engeller var. iş alanlarının daralması sorunu var. Özellikle avukat avukatla müvekkilinin özdeşleştirilmesi, yaşadığı problemler gibi diyebiliriz. Sırf görevlerini yapıyorlar diye avukatlar saldırıya maruz kalıyor, darp ediliyor, vuruluyor, öldürülüyor. Çok ciddi anlamda riskli, problemli bir alan. O ...oluştu son dönemlerde... ...yine aynı şekilde baktığımızda... ...tabii bunların hepsiyle mücadele... ...etmemiz gerekiyor... ...biz zaten meslektaşlarımızın... ...elimizden geldiğince yanında oluyoruz... ...her alanda oluyoruz... Ee, ...savunmayı savunuyoruz... ...avukatlıklarını yapıyoruz... ...avukatın avukatlarını yapıyoruz... ...buna devam edeceğiz... ...avukatlarımız sahipsiz değil... Biz onların yanındayız, onlar da bizim yanımızda. Büyük bir aileyiz. Bunu bir kere vurgulamak lazım. Bu anlamda bu duygunun hissedilmesi lazım. Hiç unutmasınlar. Biz hepsinin yanında olacağız. Önemli projeler geliştiriyoruz onlar için özellikle. Genç meslektaşlarımızdan kıdemli meslektaşlarımıza kadar birçok proje var. Gençler için katılımı çok önemsiyoruz. Gençlik meclisini kuracağız. Bölge temsilcilik birimlerini oluşturacağız. Buralarda gençlere görev vereceğiz. Komisyon ve merkezlerde gençlerin katılımını sağlayacağız. Tüm bu alanlarda da yine kadınların eşit temsilini önemsiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Yine baktığımızda özellikle büro edilme sorunu söz konusu. Burada genç ofis projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Yapabildiğimiz en maksimum oranda bunu sağlayacağız. Yine bizim sağlayacağımız alanların dışında anlaşacağımız birimler alanlar olacak böyle önemli bir projeyi de yapabileceğimiz en yüksek oranda hayata geçirmek istiyoruz. Onlarla ilgili özellikle farklı alanlara yönelmelerini istiyoruz. Yani bir iki elde ederek kendi iş alanlarını yaratmalarını da istiyoruz. Tüketici hakem görev vereceğiz, yoğunlaştıracağız bunu. Nasıl daha fazla görev verebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Yine Concordato Komiserliği, Aktüerya bir kişi Alanları gibi, bu alanlarda da öndeki perdeyi kaldırıp 10 yıl, 20 yıl sonra ilgileneceği alanları biz şimdiden yönlendirmek istiyoruz, katkı sunmak istiyoruz. Bu alanda bu süreçlerin nasıl işlediğine dair eğitimler vereceğiz ve aynı zamanda ücretsiz eğitimler sağlayacağız. Dolayısıyla böyle birçok projemiz var. Onlarla ilgili önemli çalışmalarımız olacak. Avukat Akademisi projemiz var. Yine bunları da sağlayacağız. Biz tabii her alanda, her zaman onların yanındayız. Bu bir gün değil, on gün değil, yüz gün değil. Çok uzun yıllardır böyle. 7-24 onların yanındayız. Her sorununa eğilmeye çalışıyoruz. Tabii ki yetkimizi geri alabilirsek, başkan olarak yetki sahibi olabilirsek, bu projelerimizi, düşüncelerimizi hayata geçireceğiz. Bizim aslında yaptığımız bu şeyi kurumsal hale getireceğiz. Biz herkese saygı duyuyoruz ama avukata dokunulan, avukatın görevini yapmasını engelleyen, müdahale edenlerin, karşılarında bizi baroyu bulacaklarını bilmeleri gerekir. Bunu kimse yanlış anlamasın. Herkes birlikte çalışacak. Saygı ve sevgi içerisinde çalışacak. Ama avukatlara görev yaptırılmıyorsa, müdahale ediliyorsa, saldırıda bulunuluyorsa oralarda karşılarında baroyu bizleri bulacaklar. Biz onların yanında olacağız. Hiç umutsuz olmasınlar. Umutlu olsunlar. Biz onları hiç yalnız bırakmayacağız. Bırakmadık zaten. Bizim en önemli özelliğimiz, söylediğimiz şeyleri, anlattığımız projeleri zaten yaşamış olmamız, zaten gerçekliğe dayanmış olması ve ortada yetki alarak çözmemiz gereken eksiklikleri ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu, bu alanlarda çok önemli çabalar yürüteceğiz. Onlar yalnız değil, birlikteyiz. Büyük bir aileyiz. Biz onların yanındayız, onlar da bizim yanımızda ve bu çabayı büyüteceğiz, geliştireceğiz. Ötekileştirmeyen bir baro, ayrıştırmayan bir baro, bütünleştiren bir baroya hem bu memleketin hem ülkemizin hem cumhuriyetimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla İstanbul Barosu bir pusuladır. Hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı duracaktır elbette. Meslek sorunlarının çözümü için uğraşacaktır İstanbul Barosu. Biz uğraşacağız. Genlerimizden aldığımız mücadeleci yapımızı yansıtacağız. Aynı zamanda hukuksuzluklara karşı çıkacağız. Haksızlıklara karşı çıkacağız. Hukuk devletinden yana, yargı bağımsızlığından yana tavrımızı... Mutlaka gür bir sesle ortaya koyacağız. İnsan hakları ihlalleri açısından barolar çok önemli. Burada bu ihlallere karşı durmak açısından mevcut yeri bellidir ve bu tutumunu devam ettirecektir İstanbul Barosu. Meslek sorunlarımızın çözümü açısından aktif bir süreç takınacağız. CMK avukatları bakın. Cemeka'dan görev alan meslektaşlarımız çok sorun yaşıyor. Ücretlerin asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekir. Bu ücretlerin arttırılması gerekir. Bu olmazsa olmaz. Bu konuda e, talebimiz net, ısrarcıyız ve hemen bu konularda çalışmalara başlayacağız. Yine aynı şekilde KDV'nin kaldırılması gerekir. Hem CmK hem adli yardım açısından bu bir kamu hizmeti buradaki gerekli unsurların oluşması gerekir. Biz yine Adalet'in KDV'si olmaz diyoruz. Özellikle avukatlar ağır vergi yükü altında ve meslektaşlarımız yani pırlantada %1 olan KDV avukatlıkta yüzde %18. Bakın doktorlarla aynı mesleği yürütüyoruz. Birilerinin hayatını etkileyen bir mesleği yürütüyoruz. Bir kamu hizmeti yürütüyoruz. Dolayısıyla orada da yüzde %8 yanılmıyorsam avukatlar açısından çok ağır bir yük var. Bu hizmetin devamını zorlaştıran bir yük söz konusu buralarda da görüşlerimizi dile getireceğiz getirdik zaten bir kısım çok küçük de olsa değişim sağlandı daha fazlasını istiyoruz doğru olan bu bu hizmetin güçlü bir şekilde sağlanması gerekir. Avukatların hak ve yetkilerini kullanmalarına sorunlar ve engeller var. Bunların geliştirilmesi gerekir. Delil toplama ile ilgili sorunlarımız var. Avukatların çalışma alanlarını kısıtlayan bir süreç, görevlerinin yapmasını engelleyen süreçler söz konusu. Hepsini oluşturacağız. Hepsiyle ilgili ayrı ayrı birimlerimiz var. Etik kurul oluşturacağız. Etik kurul çok önemli çalışmalar yapacak ve meslektaşlarımıza iletecek. Yine aynı şekilde Sadece biz seçildik diye bakmayacağız. Seçildikten sonra diğer grupların da başkanların, temsilcilerinin kendini düşüncelerini ortaya koyabilecekleri mecralar oluşturacağız. Bu büyük önem taşıyor. Bu anlamda Baro Konseyi projemiz var ve yeni çalışmalar yapacağız orada da. Yani bütünleştiren, avukatını ötekileştirmeyen, ayrımcılık yapmayan, dışlamayan, kucaklayan, avukatın yanında olan bir baro gerekli. Dolayısıyla avukatlık ünvanı üstünden hareket ederek onu güçlendiren bir çalışma içerisinde olacağız. Lütfen gelsinler, sandığa seçim genel kurula gelsinler, katılsınlar, oylarını kullansınlar. Her kime oy veriyorlarsa versinler ama katılım çok önem taşıyor. İradeye sahip çıksınlar. Bizim açımızdan da Tekrar söylüyorum ortak bir mücadelemiz oldu. Ortak bir öykü yazdık. Bu öyküyü tamamlamak adına e, sahip çıksınlar tabii ki. Bizler onlar için çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Onlarla devam etmek istiyoruz. Bu çalışmaları üretmek istiyoruz. E, yanımızda olsunlar, bizi yalnız bırakmasınlar. Onlara ihtiyacımız var. E, onlarla birlikte kazanabiliriz. Onlarla birlikte kazanacağız. E, onlarla birlikte de yöneteceğiz. Biz e, onlar biliyor, biz gönlümüzün kapısını onlara açtık. E, baron'un odamızın kapısını da açacağız ve onlarla birlikte yöneteceğiz. E, hepsini ben bekliyorum. E, kim ne diyorsa hiç düşünmesinler. E, önemli değil, mutlaka genel kurula katılsınlar. İradelerini yansıtsınlar. Bu büyük önem taşıyor.